Sevgili arkadaşlar, Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. XRP Ripple'a bakacağız arkadaşlar. XRP Ripple'daki güncel fiyat hareketlerini değerlendireceğiz. Bunun dışında yine XRP Ripple ile ilgili dalgalanma SEC'e karşı Forbes gazeteci Hinman Doks'a erişim önergesini dosyaladı şeklinde bir haber var. Bunu da bu videoda sizlerle paylaşacağım. Evet, XRP Ripple an itibariyle son 24 saatte %3.85 değer kazanarak 39.97 ile işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 0.3842, en yüksek ise 0.4036 değerini gördü. Bitcoin'e göre %6, Ethereum'a göre ise %4.05'lik değer kaybı söz konusu. Hacim son 24 saatte %15.58 artarak 1.161.804.592 dolar olarak gerçekleşti. Birim fiyatının artımına paralel olarak market değeri de %3.84 artarak 20.301.240.179 dolara yükseldi. An itibariyle XRP Ripple CoinMarketCap sıralamasında 6. sırada bulunuyor. 24 saatlik hacmin market değerine oranı %5.72. Evet, şimdi gelin bir de kısa, orta ve uzun vadedeki durumuna bakalım. Kısa vadede haftalıkta %0.48'lik getiri, aylıkta %3.61'lik getiri, 3 aylıkta %4.66, 6 aylıkta %19.44'lük getiri söz konusu. Uzun vadede bakıldığında yıllık bazda %53.12 kayıp, 2023 başı itibariyle baktığımızda da %17.89 getirisi olduğunu görüyoruz XRP Ripple'ın. Şimdi gelin bir de habere bakalım. Ripple Labs ile ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu SEC arasındaki hukuk savaşında tüm belgeler zaten sunulmuş olmasına ve tüm gözler arttık yargıç Annalisa Torres'in kararında olmasına rağmen potansiyel olarak büyük bir etkiye sahip yeni bir önerge geldi. Forbes muhabiri Dr. Rosalyn Layton mahkemeden Hinman konuşma belgelerine erişim talep ederek müdahale talebinde bulundu. Gazeteci SEC'in Hinman konuşma belgelerinden bazılarını mühürleme yönündeki 22 Aralık önergesini engellemek amacıyla avukat C.K. Cecere tarafından temsil edildi. Düzenleme politikasının köşe yazarı Altburg Üniversitesi'nde misafir araştırmacı ve Strand Consulting'in başkan yardımcısı olan Dr. Lantern'ın önergeye göre Ripple ve XRP'de hiçbir finansal çıkarı olmadığı gibi davada da herhangi bir finansal çıkarı yok. Ancak Forbes'ta Hinman konuşma belgeleri hakkında çok sayıda makale yazmış bulunuyor. Bu makalelerde Hinman belgelerinin kripto endüstrisi için ona oynadığı merkezi rolü inceledi. Mektuba göre dilekçeyi haklı çıkardı. Ripple'ın Hinman Doks mücadelesinde destek aldı. Layton ve avukatı hem birinci değişikliğin hem de federal genel hukukun basına bu adli belgelerle erişme konusunda temel bir hak verdiğini de iddia ediyor. Belgelerin yayınlanması lehindeki özel bir argüman, SEC'in bunların önemini kabul etmiş olması şeklinde değerlendiriliyor. Layton'a göre olağanüstü çok şey tehlikede. Sadece Ripple yöneticileri ve binlerce XRP sahibi için değil, tüm kripto endüstrisi için. Bununla ilgili atmış olduğu tweette şu şekilde açıklamada bulundu. Bu dava aynı zamanda bu ülkedeki kripto para birimlerinin geleceğini belirlemeye hazırlanıyor ve SEC'in sektör için tüm yaptırım yoluyla düzenleme sistemine ilişkin yasal bir referandum görevi soruyor. Forbes'un kıdemli yazarına göre SEC'in açık bir düzenleyici rehberliği olmaması Hinman belgelerinin kamu incelemesi için büyük önem kazanmasına da neden oldu ve Hinman'ın o konuşmada sunduğu sözde rehberliğin anlaşılmaz olduğu kanıtlandı deniyor. Ethereum SEC etki alanı dışında ilan edilirken Ripple milyar dolarlık bir para cezasıyla karşı karşıya. Bu tutarsızlık potansiyel çıkar çatışmaları hakkında ciddi endişelere yol açtı. Çünkü Hinman Ethereum'u XRP gibi rakip token paraları hariç tutacak şekilde teşvik etmede mali bir menfaate sahipti. Ripple'ın destekçisinin mektubuna göre Hinman'ın konuşmasındaki belgeler SEC içindeki Ethereum savunucularından Hinman'ın mesajını şekillendirmede uygunsuz bir etkiye sahip olup olmadığını veya ajans içerisindeki konuşmada sağlanan rehberliğin belirsiz veya yerleşik beklentilerinden çok fazla saptığını düşünüp düşünmediğini ortaya çıkaracak ve bu tür bir erişim SEC'in kripto para bilimlerine yönelik tüm uygulama yoluyla düzenleme yaklaşımının mantıklı olup olmadığını, Ripple'ın arayışının kamu vergi dolarının meşru bir kullanımının olup olmadığını ve SEC'in çizdiği çizgilerin gerçek olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olmak için aynı şekilde önemlidir, dedi Layton. Dikkat çekici bir şekilde Davos'ta Ripple'ın CEO'su Brent Garlinghouse konuşma ilişkin belgeleri şu şekilde yorumladı. Bunlar gün ışığına çıktığında SEC'in kendi duvarları içinde söylediklerini göz önünde bulundurarak Ripple'a karşı bir dava açmaya karar vermesinin nasıl mümkün olduğunu daha fazla göreceğinizi
düşünüyorum şeklinde tweet attı. Yargıç Torres'in önerge hakkında ne zaman karar vereceğini görülecek. An itibariyle tabii bu haberler XRP Ripple'ın fiyatına da etki etmeye devam ediyor arkadaşlar. Evet, haber bu şekilde. Umarım videodaki bilgiler XRP Ripple'da yatırımı olan veya XRP Ripple'a yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Bu arada bu videoda verilen bilgiler arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir uyarısıyla videoyu sonlandırıyorum. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.